taşla çağırıyor bizi kalbimiz. Sevgi sarı başarı budur ilkemiz. Bu amaçla çağırıyor bizi kalbimiz. Haydi sen de gel batım sevgi bilgi ver. Güçlenelim seninle bize kuvvet ver. Haydi sen de gel batım sevgi bilgi ver. Güçlenelim seninle bize kuvvet ver. Manisa'mız için tüm bu gayretler. Sayın Valimizin Manisa'mıza atanmasıyla birlikte Lale Salonu hepimiz biliyoruz. Orada kendisi projemizin tanıtımını gerçekleştirdiğinde arkadaşlar yüz binlerce kitaplar basılacak. Manisa'ya sayısız eserler kazandıracaksınız. Konserler düzenleyeceksiniz. Sosyal sorumluluk projelerine destek olacaksınız. Bu şehri bir marka şehir haline getireceksiniz demişti. Ve ben bir lise öğrencisiydim. Dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Hani bunu ben mi başaracağım? Bunu ben yapabilir miyim? Sayın Valim'in bize bu fırsatı vermesiyle birlikte potansiyelimizi gördük. Sayın Valim dedi ki arkadaşlar ben sizin neler yapabileceğinizi, gençlere fırsat verildiğinde neler yapabileceğini Isparta'da, Amasya'da, Malatya'da gördüm. Siz istedikten sonra her şeyi başarabilirsiniz. Arkadaşlar bu sayede bugün bu gördüğünüz muhteşem eser meydana geldi. Manisa'da daha önce görev yapmış olan Halil İbrahim Daşöz Valimiz tarafından başlatılan 251 bin dev öğrenci projesi kapsamında çoğunluğu öğrenciler, öğretmenler ve idareciler olmak üzere toplam 45 kişilik proje komisyonunun çalışmalarıyla 2012 yılında yapımına başlanan ve bugün bitirilip açılışa sunulacak olan Manisa Planetaryum Bilim Evi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak için öğrencilerimize yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkan sağlamak amacıyla kurulan bu merkezimiz, bilimi seven, anlamaya çalışan, günlük hayatta bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasında mutlaka önemli bir rol üstlenecektir. Ayrıca planetaryum sistemleri için tasarlanmış bilim temalı filmler, çocuklarımızın temel astronomi bilgisini geliştirerek okulların eğitim sistemini destekleyip okul gezileri için iyi bir alternatif olacaktır. Manisalı öğrenciler, Manisa Planetaryum ve Bilim Evi'ni açılıştan sonra randevu sistemiyle mütemadiyen ziyaret edebileceklerdir. Sayın Valimiz Mustafa Hakan Güvençer'in özel çaba ve girişimiyle Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından tamamlanan Planetaryum ve Bilim Evi'nin açılışına katkı sağlayan başta Sayın Valilerimiz Mustafa Hakan Güvençer ve Halil İbrahim Daşöz olmak üzere katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. 251 bin dev öğrencinin temsilcileri var aramızda ve belki 251 bin rakamını tutturamasalar da yeni öğrenci sayımız 251 binin birazcık altında. Yeni dev adayları genç kardeşlerimiz var. Sözlerimin hemen başında onlara önceliklemek istiyorum. Değerli öğrenciler, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Hepinizin ortak hissiyatına tercüman olabileceğimi zannederek sizler adına ve şahsım adına bu kısacık girizgahın hemen sonrasında saygıdeğer Halil İbrahim Daşöz valime, çok değerli ağabeyime hepimiz adına hem şükranımızı hem de sonuna kadar hakiki kökleri olan saygımızı arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Saygıdeğer valim, bugün burada mübalağa etmeyelim. Elbette tek başınıza değil, ancak o 251 bin gencin, dev öğrencinin ruhunu, heyecanını, gayretini, paylaşımını temsil eden
zat-ı âliniz de gerçek söz sahibi, bugünün gerçek kahramanı, alkışlanacak kişisi sizsiniz. O formal bir şükran ve saygı ifadesi değildi sözlerimin hemen başındaki. Belki ben projenizde yer almış dev öğrencilerimiz kadar aynı heyecanı, aynı coşkuyla yaşayamam. Ama aynı sizin gibi zamanın bu biriminde bu insanlara, bu memlekete hizmetle mükellef bir kamu görevlisi, bir mülki idare amiri, bir devlet temsilcisi olarak elbette benim birinci görevim bu hissiyatı anlamak, algılamak ve zor da olsa bu hissiyata bütün gücüyle tercüman olmak. Samimiyetimize, saygımızın, sevgimizin ve şükranımızın kuvvetine lütfen inanınız. Şu eser kıymetli. Bu 251 bin dev öğrenci projesinin sadece görünür yüzü. Arkadaşlarımız ifade ettiler. Parasal değerle ifade edilebilir bir nominal kıymeti var. Sonuçta beton, demir, metal eşyalardan mürekkep. Bir süre sonra hepimiz gibi yaşlanacak, eskiyecek. Dilerim sağlıklı, bereketli bir ömürle yaşlanır ve yenilenme, gençleşme fırsatı da bulur. Ama bu proje, şu eser fiziki varlığından, mali, finansal boyutundan çok daha fazla bir kıymeti havi. Buradaki arkadaşlarımın her biri bunu biliyor. Çünkü şu fiziki yapıya baktığımız zaman proje sadece bir tanımlama kavramından ibaret. Ben biliyorum, bütün arkadaşlarım biliyor. Siz zaten en yakından biliyorsunuz. Bu eserin bir parçası olduğu projenin arkasında gerçek bir sevgi var. Hatta belki sevgi kelimesi bu duyguyu tam anlamıyla ifade etmekte zorlanır. Gerçek bir aşk var. Bir memleket aşkı var. Bir millet aşkı var. Bu eserin arkasında bu aşkın beslediği ve aşkın beslendiği çok ciddi bir iş birliği var. El birliği var, gönül birliği var, paylaşma var, bereket var. O yüzden bu eser Manisa'mız için son derece kıymetli. Bu eserin arkasında sevgili delikanlımız Mehmet'ti değil mi? Mehmet'in de ifade ettiği üzere 251 bin dev gencimizin hem hayalleri var, hem emekleri var, hem de ümitleri var inşallah. Hiçbir şey sadece bugünden, bu andan ibaret değil. Bizler de öyleyiz. Yaşanılan, geride kalan her şey bugünü oluşturan bir temel taşı, bugünü oluşturan temel taşından da öte, bugüne anlam veren bir hikaye bütünü. Fiziki manada yeni yeni keşfedildi. Bir ağaç kütüğünü kesip baktığınızda sadece yaşını değil, geçirdiği tarih süreci içerisinde yaşı boyunca dünyanın geçirdiği meteorolojik, coğrafik farklılıkları da o kesitten, ağaç kütüğü kesiğinden görebiliyoruz. Görebiliyor imişiz. Bu işin fiziki boyutu. Ama özellikle vatan hasreti çeken insanların vatanından uzak iken vatanından getirilmiş bir avuç toprağın o kişide yarattığı büyük coşkuyu ancak bilen bilir. O toprak işte sadece bir avuç topraktan ibaret değildir. O buram buram millet kokar, o buram buram değerler kokar. O vatan toprağıdır, o gerçekten mukaddestir. Bir avuç toprak gibi gözükse de, o bir avuç toprağı vatan kılan, o toprağa
verilen bütün emekler, o toprağa akıtılan gözyaşları, o toprağa dökülen alın terleri, hatta ve hatta o toprak için dökülen kanların uzun tarihi serincamının neticesidir. Sonuçta kumaştan, renklerden ve sembollerden oluşmuş bir bayrağı bayrak yapan, o bayrağın bakan millet fertlerinde yarattığı büyük coşkunun arkasında o bayrak için yaşanmış bütün bir milletin hayat hikayesi vardır. Bir insan topluluğu, bir kalabalık, bir halk ancak binlerce yıllık yaşanmış hikayeler sonrasında gerçek bir millet olur. Bu anlamda yaşanmışlıklar bugüne anlam katan, bugünü anlamlandıran belki de en değerli hazinelerimizdir. 251 bin dev öğrenci projesi Manisa'dan geldi ama geçmedi. Fiilen fiziken sürdürülemiyor olsa da mutlaka bu proje kapsamında yer almış, dev olduğuna inanmış, dev olmak için adımlar atmış öğrencilerimizin hayatlarında mutlaka izleri olacak ve bu izler mutlak surette bugün de yarında, yarından sonra da biz fark etmesek de unutsak da Manisa'nın hem bugününe hem yarınına damga vuracak. Manisa'yı, Manisalı'yı oluşturan, tanımlayan temel unsurlardan biri olacak. Bu manada saygıdeğer valimizin, değerli ağabeyimin büyük emeği, çabası inşallah Manisa tarihinde unutulmayacak bir özel safha olarak sürekli yer alacak. Teşekkürü sonuna kadar hak ediyor. İkinci teşekkür borcum benim. Bunu fark ettikten sonra, yani bu projenin tamamlanması gerektiğini fark ettikten sonra değerli arkadaşlarıma yönettiğim istirhamı büyük bir ciddiyetle ele alıp gayret gösteren başta Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanımız, Vali Yardımcımız Ünal Çakıcı Bey ve Ünal Çakıcı Bey'e şu projenin tamamlanmasında ben gönüllülüklerini, gayretlerini, çabalarını yakından gözlemlediğim Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımızın başta teknik ekibi olmak üzere bütün çalışanları, sonrasında bu heyecanı paylaşan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanları ikinci derecede teşekkürü hak ediyorlar. Dileyelim başta tereddüt ettiğimiz üzere şu tesis, bu planetaryum ve bilim evi işletme sorunları yüzünden akib kalmasın. Fen Lisemiz Müdürlüğü'ne emanet ediyoruz. Nasıl bir kurumsal yapı oluşturalım diye uzun mütalaa ve muhakemeler sonrasında Fen Lisemiz bünyesinde onun sorumluluğunda ama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımızın sürekli nezaretinde ve yardımında şu tesisin çalıştırılmasının doğru olacağı kanaatine vardık. Dilerim doğru karar verdik. Artık bu Manisa'nın, Manisalıların Fen Lisesi Müdürlüğü'ne bir emanetidir. En güzel şekilde inşallah yararlanılır, yararlanmaya devam edilir. Sözün gerçek sahibi değerli valimiz bekliyorlar. Ben tasarladığımın da üzerinde konuştum. Çok daha kısa konuşmayı haddi zatında tercih ederdim. Zira bugün sözün sahibi saygıdeğer valimiz 1.700.000 lira gibi bir finansal boyuttan bahsedildi. Bunun yaklaşık 600.000 lirası sayın valimiz zamanında dev öğrenci projesi çerçevesinde bir şekilde oluşturulmuş nakitle yapılarak bina son katı çevrilmiş, son katı müstesna hazır hale getirilmiş, planetaryum salonu hazır hale getirilmişti. Hatta ve hatta bu projeden sayın valimin bana intikal eden 200.000 liralık bir nakdi varlığı da var idi. Ne yazık ki unutulmuş bir köşede kalmış, nemalandırılmamış dahi sayın valim. Onu da fark ettik. O 200.000 lirayı da alıp üzerine yaklaşık 1.000.000 lira daha ilave masrafla
biraz daha planetaryum çerçevesinde genişletip bilim evi vasfını taşımaya hak edecek eklentilerle beraber bugün inşallah hizmete açacağız. Yapı aşamasında birkaç kez geldim gittim. Projeleri kağıt üzerinde gördüm. Arkadaşlarım sağ olsunlar bana sundular. Ancak şu güzel anın o özel heyecanını, mutluluğunu, bir sürprizle karşılaşmanın güzelliğini bozmamak için yakın zamanda ben de gelmedim. İnşallah Sayın Valim de bu açılıştan önce girmemiştir. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Ben de ilk defa sizlerle birlikte son tamamlanmış halini göreceğim. Sayın Valim, sevginiz, muhabbetiniz, memleket aşkınız, Manisa'ya kattıklarınız gördüğünüz üzere yaşıyor, yaşamaya devam edecek. Tekrar ben sizi şükranla, minnetle, saygıyla selamlıyorum ve sözü gerçek sahibine bırakıyorum. Değerli valimin konuşmaları, sevgili Cenk'in konuşmaları gerçekten çok duygulandırdı. Milli Eğitim Müdürümüzün konuşmaları, kendileriyle birlikte hangi düzeyde çalıştık bilmiyorum. Ben o zaman yönetimde değillerdi. Öncelikle söyleyeceğim, mutlaka söylemeye kendimi borçlu hissettiğim şeyler var ama öncelikle değerli valime çok teşekkür etmek istiyorum. Sonu iyi olan şey iyidir. Sonuçta gerçekten bugün hepimizi bir araya getiren, hepimizi mutlu eden, duygulandıran, gururlandıran bu eser ortaya çıktı. Değerli valim, kalbinize sağlık. Devlet adamlığınızda, yüce gönüllülüğünüzde hem şahsım adına hem de 251 bin dev öğrenci adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan, daha doğrusu bu mutluluğu paylaşmak üzere birlikteliğimizi sağlayan sizlere katılımlarınız, destekleriniz, güzel duygularınız için de teşekkür ediyorum. Sayın Valim, bu konuşma ister istemez duygusal olacak. Yani ben bunların çoğunu da ilk defa görüyorum ayrıldıktan sonra. Yaklaşık 5 yıl oldu. Kısacası bu işin felsefesinden bahsetmek istiyorum, müsaade ederseniz. Tabii daha önce 4 ilde uygulandığı için başlangıçta ne tür zorluklar çekiliyor, ileride nereye gidiyor iş, hangi noktalara varıyor. Bunları onlardan daha önce bilmenin tecrübesiyle burada başlandı. Ama her ilde uygulandı ama her ilde üstüne konarak uygulandı. Bir öncekinin tecrübe birikimi seviyeyi yükseltti diyeyim. Burada Murat'ı görüyorum ben. Murat Sosyal Hizmetleri İl Müdürümüz. Malatya'da birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Orada projenin adı 91 bin dev öğrenciydi. Orada genelde okullar yapıldı. Daha çok ihtiyaç olduğu için. Ama bunun kararını vali olarak ben vermedim. Bunun kararını öğrenciler verdi. Oylamayla ne yapılmasını istiyorlarsa onlar karar verdi. Bizim çocuk yetiştirme şeklimizi ister formel olsun, ister ailelerimizde olsun, genelde çocukların fikrini pek sormayız. Hatta çocukların büyüklerin yanında konuşmasını bile çok istemeyiz. Bazen de hepimizin bildiği biraz da hafif kırıcı olan sözlerle yaklaşırız onlara. Şimdi burada ırmağı tersine akıtma söz konusuydu. Roller tersine dönmüştü. Çocuklar protokolda, protokol mensuplarıyla yan yana oturuyordu. Masada bizim toplantılarımız genelde yuvarlak masa anlayışıyla. Çünkü herkesin eşit oyu vardı. Vali de bu konuda ayrıcalıklı değildi. Herkes fikrini söyleyecekti. Sevgi saygı ölçüleri içerisinde itirazlarını yapacaktı. Sonuçta belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra Manisa'daki bütün öğrencilerin oylarına sunulacak. Manisa'da göreve başladıktan sonra Milli Eğitim Müdürümüze, o zaman arkadaşlar hatırlayacaktır, hastanede yatmakta olan bir Milli Eğitim Müdürümüz vardı. Aziz Ersoy. Çok değerli bir eğitimciydi. Sağlığı iyi değildi. Bir ayaküstü görüştük ama tedavisi devam ediyordu. Meslek hayatının da son günleriydi. Onunla
başladı. Birkaç milli eğitim müdürü değişti. Kısa süre aralıklarla birkaç milli eğitim müdürü geldi gitti buraya. İlk sorumuz şu olmuştu. Kaç öğrencimiz var? Efendim dediler, bir soralım. Hemen anında hatırlayamadılar. İşte özel okullar var, şunlar bunlar. Sonra dediler ki kabaca 251. Peki kaç öğretmen var? Efendim bir onu da soralım. İşte ona da bir rakam söylediler. Bu tür projelerin bir faydası da bu. 251 bin rakamını artık kimse unutmuyor. Nedir? Manisa'da 251 bin öğrenci var. Bir simgeleşiyor. Değerli arkadaşlar, değerli valim, şunu gözlemledik. Bütün herkes için geçerli bir gözlem bu. Hepimiz gözlemlemişizdir. Dikkatli baktıysak. Yetişkinler de dahil. İnsanların başarı ve mutlulukları kendilerine olan güven ve kendilerini hangi değerlilikte, hangi yeterlilikte gördükleriyle doğru orantılı. Bir insan kendisini yeterli hissediyorsa daha çok iş yapıyor. Kendisini değerli hissediyorsa daha mutlu hissediyor. Eğitim sisteminin aslında temelinde verilmesi gereken, en alta konulması gereken duygu bu. Ama biz neye göre ölçüyoruz? İşte sınavda kaç puan aldı? Kaç soruyu net yaptı? Hayat, arkadaşlar hayat nerede? Siz okul hayatından bahsediyorsunuz. Hayat okulu nerede? 80 yıl, 100 yıl yaşayacak. Kendi kendisiyle yaşayacak. Kendisine hep lazım olacak. Nasıl düşündüğü, ne düşündüğü, nasıl sağlıklı olduğu, hayata nasıl baktığı, hayatı nasıl anlamlandırdığı, hepsi onun için çok değerli olacak. O hayat boyunca ona lazım olacak. İşte bu tür projelerin belki bir yönden eksik kaldığımız, toplum olarak eksik kaldığımız bazı şeyleri aynı zamanda telafi etme fırsatı gibi. Arka tarafa geçin. Hadi. Hayırlı uğurlu. Bir dakika bir dakika. Niye bütün çaba? Kadro olarak protokol üyelerimizle buradaki protokolü yavaş yavaş konuş istersen. Tamam mı? Bu Lego parçaları, motorlar, beyinler parçalarla yapıldı. Bu kendisini tanıtabiliyor. Robot. Aynen. Evet. Farklı dillerde konuşabiliyor. Sistem açma okuyabiliyor. Eğitim verebiliyor. Farklı dillerde şeyler. Şimdi örnek gösterecek misin? Evet. Tamam, bir örnek göstereyim bakalım. Bir merhaba diyelim. Mesela sıkla başlı söyleyeceksin, söylesin bakalım. Merhaba diyelim. Konuşsun. Yaptınız, Sayın Valim merhaba diyoruz. Dokulaş bakıyor, elini uzak. Sayın Valim, değerli tanıtıcılar, bana tartı, yerli, yerde geldi, başlamışına hoş geldiniz. Görkezimize kendimi kazanmayacağım. Atıl, robot olarak kurtulmak için eğitim robot olarak. Bekler, sönmez bu şabaklarda uçan alsanca, sönmeden yurdumuzu bulabilen en çok olacak. Arkadaki aparatı açtıktan sonra bakın ben şu an görme yetisine ihtiyaç duymadan sadece dokunma yetisiyle. Bunlar 200 mililitre aromalısı, 1 TL 20 kuruş. Şu an ben şu reyonda hangi ürünün olduğunu, içerisinde ne olduğunu, fiyatının ne olduğunu şey içinde, satıcılar içinde bir sorulaşıyor. Toplumun biri içerisinde. Kullanılabilir bir teknoloji. Uygulanabilir. Nedir? Artılmış gerçekten. Yani duysanız
insanlar, görüntü olsun burada bunlarla uğraşırken uzaktan siz onu izlediğinizde çok farklı hareketler yaptığını sanki gerçekmiş gibi. Bu bulutsu gök adamımızdaki birçok yıldızın dev gaz ve toz bulutlarından oluştuğu yıldız üretim fabrikalarından biridir. B olarak görürken.